Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı, sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda masal vakti saatini işleyeceğiz. Yeni bir masalla karşınızdayız. Ümit ediyorum beğeneceğiniz bir masaldır. Yine her zamanki olduğu gibi misafirlerimiz yanımızda. Hep beraber bu masalı okuyacağız. Kanalımıza abone olup, yorum yazıp ve beğeni atarsanız mutlu oluruz. Buyurun, başlayalım. Cimri tüccar. Tüccarın biri altınlarının birazını kaybetmiş. Birçok yeri aramış, taramış ancak altınlarını bulamamış. Bir tellal görevlendirip, ey ahali, bir kese içinde 2000 altın kaybedilmiştir. Bulana 1000 altın verilecektir, dedirterek dolaştırmış. Tellalı duyan insanlar 1000 altın sahip olmak için başlamışlar tüccarın altın kesesini aramaya. Günün birinde bir işçi bu keseyi bulmuş. Tüccara getirmiş fakat çok cimri olan tüccar 1000 altını işçiye vermemek için bir yalan uydurmuş. Ayıp etmiş ama değil mi? Hem de çok. Benim kesemde bir de elmas vardı. Sen bu elması almışsın. Sana daha ne diye altın vereyim ki? Bir de yalan söylüyor bak. İşçi bu iki yüzlülüğe tepki göstermiş. Tüccar efendi, ayıp olmuyor mu? Hem 1000 altın vereceğini ilan ettiriyorsun, hem de vermeyeceğini söylüyorsun. Bu yetmiyor gibi beni hırsız olmakla suçluyorsun. Bu davranışın dürüstlüğe yakışmıyor. Yakışıyor mu sizce? Yakışmıyor. Alamadım mı? Peki iyi dinle. Tüccar daha da sertleşmiş. Boş yere kendini savunma. Yalan söyleyen ben değilim, sensin. Bu tartışmanın bir sonuç verilmeyeceği anlaşılınca işçi cimri tüccarı mahkemeye vermiş. Hakim son derece adaletli, iyi yürekli ve keskin zekalıymış. Karşısında elleri bağlı duran tüccara şöyle demiş. Yaptırdığın çağrıyı ben de işittim. O duyuruda elmastan söz edilmiyordu. Anlaşılan bulunan kese senin değil. Bu nedenle kese bende kalacak. Sahibi çıkınca ben teslim edeceğim. Hakimin adil olduğu kadar keskin bir akla sahip olması da gerekiyor değil mi? Evet. Tüccarın paçaları tutuşmuş. Yalan söylediğine bin pişman olmuş. Hakime ben yalan konuştum. Özür diliyorum diyerek doğruyu söylemiş. Hakim 1000 altını işçiye veren tüccarı affetmiş. Böylece adalet yerine gelmiş. Demek ki adaletin yerine gelmesi için lazım olan unsurlardan biri de ne? Adaletli ve akıllı hakimler. Eğer bir ülkede adaletli ve akıllı hakimler olursa ne oluyor? Ülke adalet. Adaletli ve düzen içinde oluyor. Kimse kimsenin hakkını yiyemiyor değil mi? Ne anladın şimdi sen bu kızın masalından? Bir şey anlamadım. Demek ki sen bizi dinlemedin. Ben kısaca bir özetleyebilir miyim? Bir saniye. Bizi anlayabilmen için de ne yapman gerekiyormuş? Burada olduğu kadar bedeninin, aklının da burada olması gerekiyormuş. Bu masaldan pek çok şey çıkarttık kızım. Benim hiç anlamadım. Anlamadın. Çünkü sen burada değilsin. Başka bir şey düşünüyorsun herhalde değil mi? Ne düşünüyorsun? Sen ne anladın oğlum? Ben burada bir tüccarın kendi parasını bulanlara para vereceğini ama parasını vermemek için de ne yalan söyleyip ardından olayın adalete kavuşmasını anladım. Yani adaletin. Yani birisi yanlış yapınca mahkemeye gidiliyor. Mahkemede de akıllı bir hakime karşı gelirsem o akıllı hakim adaleti sağlayabiliyor değil mi? Evet. Benim aklıma bir şey düştü bu delikanlının. Adaletin güzel olması. Adaletin güzel olması. Adalet güzeldir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.